Değerli konuklarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, sevgili basın mensubu arkadaşlarımızı lütfen yerlerini alalım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler sevgili basın mensubu arkadaşlarımız. Sayın basın mensubu arkadaşlarımız lütfen yerlerinizi alalım. Çok teşekkürler, sağ olun. Lütfen sahnenin önünü açalım. Oradan sahneye çıkışlar olacak. Oraları açalım lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlarımız. Eski bakanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İl ve İlçe Başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve değerli konuklar. Hepimiz Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen'in mazbatayı aldığı Nisan 2004'ten bugüne kadar olan 8 yılı, Çankaya Belediyesi'nin bu yıllar içinde ortaya koyduğu çalışmayı ve vizyonu paylaşmak ve gelecek nesillere birlikte aktarmak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımıza başlamadan önce hepinizi saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
Hepinizin bildiği gibi ülkemiz derin bir ekonomik krizin içinde yaşıyor ve bu ekonomik krizin etkilerini sadece emekçiler değil aynı zamanda öğrenciler de hissediyorlar. Çankaya Belediyesi her gün 2500 tane öğrencisine yemek desteğinde bulunuyor. Öğrenciler yemek sırasında beklerken de sanata ve sanatçıya her zaman destek olan Çankaya Belediyesi onlara müzik dinletisi gerçekleştiriyor. Şimdi 3 tane konservatuvarlı genç kardeşimiz gelecekler ve orada sırada bekleyen, yemek sırasında bekleyen öğrenci kardeşlerimize çalmış oldukları müzikleri sizlerle paylaşacaklar. İyi dinlemeler.
Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki gösterimiz için sahneyi hazırlasınlar lütfen şimdi. Ben de o sırada Çankaya'nın hepimiz için ne ifade ettiği hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle. Çankaya bildiğiniz gibi hep Atatürk'ün Çankaya'sıdır. Cumhuriyet'in doğduğu yerdir Çankaya. Anıttepe'den atamızın bize baktığı yerdir. Hepimizin hayatında özel bir yeri vardır Çankaya'nın. Doldurulamaz bir yeri vardır. O yüzden ben de bugün burada olmaktan ayrıca bir onur ve şeref duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Alper Başkan'la konuşurken, onunla sohbet ederken biraz şöyle nasıl yapıyorsunuz bunları dedim. İnsanı anlamadan insana hizmet edilemez dedi. Çok haklı. İnsana dokunmadan insana hizmet edilemez dedi. Gerçekten çok haklı. Peki bunca şeyi nasıl yapıyorsunuz? Nereden destek alıyorsunuz dedim. Tamamen kendi öz imkanlarımızla yapıyoruz dedi. Bu da ayrıca takdire şayan bir konu. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi birazdan 8 yıl boyunca Çankaya'da neler yapıldığını, nelere imza atıldığını göreceksiniz. Küçük bir ilçe değil Çankaya. Gündüz nüfusu 2,5 milyonu buluyor. Nüfusu 950 bin. Diler misiniz hep birlikte bu 8 yılda Çankaya'da neler yapılmış? Hep birlikte bir izleyelim. Hepinize iyi seyirler. İddialı olmayı, çalışınca başarılacağını, engel tanımamayı, engelleri aşmayı bilmeyi, azmetmeyi, yani hizmet etmeyi, çalışmayı öğrendim. Zaten Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diyor. Ben asla umutsuzluğa kapılmadım diyor. Ben Çankayalıyım. Ankara'da büyüdüm. Bütün eğitim hayatım Ankara'da geçti. Yüksek lisans yapmak için Amerika'ya gittim, New York'a gittim. Ya şu çok keyifli tabii. Doğup büyüdüğünüz sokaklarda, doğup büyüdüğünüz yerde, ilkokulunuzun olduğu, işte lisenizin olduğu, üniversitenizin olduğu bir yerde belediye başkanlığı yapmak çok keyifli. Çünkü zaten biriktiriyorsunuz. Şu şöyle olsa, burada şu olsa, burada bu olsa dediğiniz o hayallerinizi, geçmişte keşke böyle olsa dediğiniz işleri yapma fırsatı çıkıyor. Herkesin bu belediye benim belediyem dediği bir belediye yaratacak. Burada siyasi parti ayrımı yok. Oy vermiş, vermemiş böyle bir dert yok. Bölge ayrımı yok, inanç ayrımı yok, köken ayrımı yok. Zaten olamaz. Kimseyi ayırt etmiyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz. Herkese eşit hizmet götürüyoruz. Sosyal demokrat bir belediye başkanı için bu konu çok önemlidir. Senede en az 3 defa anket yaptırıyoruz. Yani hem hizmet bağlamında, yani bir bölgeye gideceğiz değil mi? Mesela belediye hizmet alanı var. Kreş mi yapmalıyız, Çankaya'yı mı yapmalıyız, sosyal tesis mi yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Biz onu vatandaşa soruyoruz. Yani istek, talep, beklenti ne? İşte muhtarlarımızla konuşuyoruz, sivil toplum örgütleriyle konuşuyoruz. İhtiyaç neyse onu yapıyoruz. Şimdi burası bizim yıldız hizmet binamız ve belediye bahçemiz. Bu arsayı satmadık, bu arsayı betona boğmadık. İçeride kütüphanemiz var, 7/24 açık. Üniversite öğrencileri burada çalışıyor. Çankaya evimiz var, kursları verdiğimiz. Ağız ve diş sağlığı polikliniğimiz var, ücretsiz. Ağız diş sağlığı hizmeti verdiğimiz, mali hizmetler, veznelerimiz var. Atıl duran, normalde 20 katlı bina olacak olması planlanan bir yeri biz artık beton değil, rant değil, ranta değil, ağaca ve yeşile açtık. Allah ne muradın var. Sağ ol, sağ ol. Ben yaptım ya. Sağ ol, sağ ol. Güzel oldu değil mi? Yaptığım işlerim hepsi güzel. Sağ ol, çok vallahi teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis oldu. Park da çok güzel. Evet. Açtığınız bir park, yaptığınız bir hizmet o insanın yaşam kalitesini yükseltmeli. Hayatına dokunmalısınız. Onun için aslında bizim 950 bin projemiz var. 8 yıl önce belediye başkanı olduğumda ilkleri yapacağım, yapılmayanı yapacağım diye yola çıkmıştık. Çünkü Çankaya'nın ihtiyaçları vardı. Hem Mustafa Kemal Atatürk kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi, hem Erdal İnönü kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi var. İşte yüzme havuzlarımızı açtık, Zübeyde Hanım sosyal tesisini yaptık.
çocuğun mutlu olduğunu görünce, hani alıştığını görünce içiniz daha rahat oluyor. Mesela önceden ben şey yapıyordum işte, çocuklarda okul dönemleri olmadan. İleride işte çalışmaya başladığımda nasıl başlayacağım? İşte çocuklarımı nasıl bırakacağım? İşte çocuklar sıkıntı yaşayacak mı acaba? Ama şimdi o kaygılarım azaldı. Kreşler. Kreşin binası harika. Çok güzel, evet. Ama içindeki eğitim de harika. Kreş aslında orada çocuk açısından çok güzel bir eğitim almak, öğrenmek, o ortamı yaşamak ve yetişmek. Ama aile açısından çocuğunu kreşe verdiği zaman o anne çalışma imkanına kavuşacak. Eve gelir getirme imkanına kavuşacak. Kreş onun için o demek. Olimpiyatlara gitmek istiyorum. Olimpiyatta birinci olmak istiyorum Allah'ın izniyle. Mutlu olmak istiyorum. Madalya almak istiyorum. Türkiye'de olimpiyatlara gidince Türkiye'mizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Şu an çok daha güzel bir şekilde çalışmamı da sağlıyor. Çankaya Buz Pisti'ne çok teşekkür ederim. Evet, bilgiyi vereceğiz. Biz çok ağır veriyoruz onu üniversite sınavına hazırlanırken de, doğru. Ama bir spor olabilir, resim olabilir, müzik olabilir. Bunun da çocuğa verilmesi lazım. Yani o da hayatın bir parçası. Belki çocuk oradan yürüyecek, hayatını oraya kuracak. Şimdi biz işte o eksik olan tarafı Çankaya'da sadece çocuklarımız için de değil, herkes için tamamlamak istiyoruz. Orada bir sosyal belediyecilik de yapıyoruz. Çok güzel bir hizmeti çok ucuza veriyoruz sosyal belediyecilik kapsamında. Böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyorduk. Biz Avrupalı olduğunu zannediyorduk. Türkiye'de böyle bir şey olduğunu biz bilmiyorduk. Hep bizden ücret istiyorlardı. 20 lira, 30 lira işte istiyorlardı insanlar. İşletme olarak görüyorlardı. Burada öyle bir şey yok. Ücretsiz, her şey bedava. Kendi evimiz gibi. Hayretlerde kaldık. Sırtımızdan dağlar, taşlar kalktı. Gelip sığınacağımız bir yer oldu. Burada emeği geçen kimse, kimlerse Allah bin kere razı olsun. Yani ben böyle bir şey görmedim. Vallahi hemen gözlerinden öperim onun ben. Engelsiz Yaşam Merkezimiz en güzel, en fonksiyonel engelsiz yaşam merkezlerinden biri oldu. Orada yeni hayatlar olacak, yeni umutlar doğacak. Burası onları hayata tutunacakları, mesleki formasyona kavuşacakları, hayata dair uğraş sahibi olacakları, yani hayata tutunacakları bir yer. Yeni hayatlarını kuracakları bir yer. Onun için Engelsiz Yaşam Merkezi'nin adı Umut Merkezi de olabilirdi aslında. Belki sonra yaptıklarımızın adını böyle koyarız. Adım Fevzi, soyadım İsmiye. Balıkesir'den geliyorum. Ankara'ya ilk gelişim, ilk senem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık öğrencisiyim henüz. Seneye inşallah hukuk bölümüne geçeceğim. Yurtta yaşıyoruz ve birçok arkadaşımız var. Mecburen etkileşimde kalıyoruz. Birkaç gün boyunca arkadaşlarım işte Çankaya'ya gidelim, şöyle yemek hizmeti falan var, yemekler de güzel. Ve işte saat olayı da uygun akşam yemeği için. O yüzden ben de bir gün onlarla buraya gelmeye karar verdim. Daha sonra da sürekli olarak buradayım. Çok fazla yemek ayırt ederim ama buradaki bütün yemekler lezzetli olduğu için her birinin tadı, damak zevki farklı benim için. Ben ne zaman burada bir şey istesem fazladan, işte su, ekmek ya da normal yemek olsun, hiç sorun yaşamadım. Çankaya Belediye'miz var. Yemek açısından bence çok önemli. Yani yemek temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani bunların karşılanması en önemlisi. Öğrencilere değer veriyorsunuz. Bizler için buradasınız. Biz de sizler için buradayız. Ben Miray İdil Çelik. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Mardin'den geliyorum. 2018 girişliyim. Gebeci KYK yurdunda kalıyorum. Çok uğramıyorduk buralara. Arkadaşlarımız söyledi. Zaten yurtlarımızda falan bir fiş veriliyor ama fişler yeterli olmuyor. Çünkü yemek fiyatları da yüksek olduğu için yani alsan bile bir iki bir yemek çeşidi alabiliyorsun. O da ne kadar sevdiğim bir şey oluyor. Haftanın 5 günde gelmeye çalışıyorum. Yani saat çakışması olmadığı sürece kurslarımla çünkü. O saatlerde bazen kursum oluyor ama yani çoğunlukla 3-4 gün geldiğim rahat oluyor. Buradaki yemekleri çok güzel buluyorum. Biz stajlarda öğle arasında tıp fakültemizde yemek yiyoruz. Bazen soğuk olabiliyor. Bir de zaten ücret artımı da var. Öğrenci olmamıza rağmen bir zam da gelmiş bu durumda. Okullar bile zam yapmış bulunmakta. Yani burası sıcak oluyor, daha güzel oluyor. Genel Başkanımız Karakış Konu adı altında darda olan bütün kesimlere yardım edeceksiniz belediyeler olarak deyince ve hemen dedim ki hemen açın yemekhaneyi üniversite öğrencilerine. Hemen açıyoruz. Hemen açıyoruz. Geliyorlar, çok güzel sıcak yemeklerini, ev yemeklerini belediyenin yemekhanesinde üniversiteli kardeşlerim yiyorlar. Ben bir de onların annesini babasını düşünüyorum.
Şimdi 80 vilayet, yani Ankara'da evi olan gelmiyor doğal olarak. Yurtta kalanlar, ev tutanlar, Ankara dışından gelenler burada yemek yiyorlar. Şimdi muhtemelen arıyordur, diyordur ki merak etme anne ben belediyede yiyorum. Hanifes Olmaz ben. Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Burası Çankaya Belediyesi'ne bağlı, İş İstihdam Kurumu'na bağlı bir atölye. Her sabah 10'da dersimiz başlıyor ama daha öncesinden geliyoruz. Saat 3.30'a kadar buradayız. Yani evden çok burada vakit geçiriyoruz. Burada gerçekten arkadaşlar ve hocamız sayesinde yani günün nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Öğreniyoruz. Dikiş dikmeyi öğreniyoruz. Yani kendimizi geliştiriyoruz. Zati Çağla hocam gibi bir hocamız olduktan sonra öğrenmemenin bir şeyi yok. Evde oturan bayanlar için gerçekten bulunmaz bir nimet diyeyim. Sosyal etkinlik bizim için. Sosyalleşiyoruz, arkadaş ortamlarımız çok farklılaşıyor. Yani fikirlerimiz bile farklılaşıyor, öyle diyeyim. Ben Esma Nur Soysal, 22 yaşındayım. Mezun oldum 2018'de. Atanamadım maalesef. Atanamayınca ben de başka türlü kendimi nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. Daha sonra bu aklıma geldi. İlk işe yönelmek istedim. Başta hobi olarak düşünmüştüm ama daha sonra hani satış üzerine bana da bir kazanç olsun istedim. Instagram'da bir kadının diktiklerini görmüştüm. Ben de yapabilir miyim diye çok düşündüm. Daha sonra evde kendim YouTube'dan bakarak deniyordum ama tabii yeterli olmadı. Bu yüzden kursa gelmek istedim. Kursta kendimi geliştirmek istedim. Çankaya İş ve İstihdam Merkezi'ne bağlı bir kursa geldim. Şu an atölyedeyiz. Bu kursta devam ediyorum. 2,5 ay oldu. Bilmediklerimi öğrendim. Biz artık Türkiye'nin aydınlık yarınlara kavuşmasını istiyoruz. Biz artık... Alper Başkan 2014'te seçildiğinde Çankayalılar ona genç başkan demişlerdi. Gençliğinden ve enerjisinden hiçbir şeyi kaybetmediğinin en büyük göstergesi de sanıyorum 2019 seçimlerinde oylarını 9 puan arttırıp 73.4'e çıkartmasıydı. O zaman konuştuğumuzda biz hep yukarı bakıyoruz, daha çok çalışacağız demişti. Şimdi de ileri daima ileri diyor. İster misiniz bunun ne demek olduğunu bizimle paylaşsın? Alkışlarınızla geliyor Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen. Sayın Genel Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partimizin ve İyi Partimizin Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkan Vekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, milletvekilimiz, parti meclis üyelerimiz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Yılmaz Büyükerşen, Yeni Mahalle Belediye Başkanım Sayın Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkanım Adem Kardeşim, çok değerli meclis üyelerim, çalışma arkadaşlarım, sevgili muhtarlar, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Aramızda sayın eski bakanlarım var, onlar da şeref verdiler, kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, 8 yılı anlatan tanıtım filmimizde biz aslında binaları koyuyoruz. Kültür merkezlerini, kreşleri, Çankaya evlerini, parkları, bir yapım görünüyor. Ama bu sefer oraların içindeki insanları anlatmaya çalıştık. İnsan hikayelerini anlatmaya çalıştık. Çünkü belediye demek insan demek. Belediye demek insana hizmet etmek, insana dokunmak demek. O nedenle bu tanıtım filmimizde 950 bin aslında Çankayalı'ya doğumdan ölüme kadar nasıl dokunduğumuzu, nasıl hizmet götürdüğümüzü anlatmak istedik. Sayın Genel Başkanım, sizin de söylediğiniz gibi bir belediye başkanı için, aslında bir kamu görevlisi için en önemli, en onurlu görevlerden biri hesap vermektir. Biz aslında bu toplantılarımızla bu hesap vermeyi, halkımıza hesap vermeyi gündeme getiriyoruz. Halkımızın bize verdiği oyların karşılığı olarak neler yapıyoruz, nasıl yönetiyoruz, ne hizmetleri götürüyoruz? Aslında bu hesap vermeyi bugün gerçekleştiriyoruz. Tabii sizlerin onur vermesiyle, şeref vermesiyle size de olan sorumluluğumuzu, partimize olan, ittifakımıza olan sorumluluğun da hesabını vererek yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki değerli Genel Başkanım, değerli misafirler, bizim 2017 ile 2021 yılı arasında yaptıklarımızı
biz değil, bir kamu kurumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçtü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belli periyotlarla, bu sefer 5 yıl yaptı o periyodu, 4 yıl aslında, 2017-2021 ve Türkiye'de ilçeler bazında sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini ölçtü. SEGE raporu 2022 ve bu yayınlandı. SEGE raporu 2022'de Çankaya Belediyesi 2017'de 5300 olan puanını 6900'e çıkararak Türkiye'de ikinci sıraya yerleşti Sayın Genel Başkanım. Şimdi birinci, orada çok değişik kriterler var. Birinci Şişli, ben Muammer Başkanımıza takılıyorum. Çünkü aramızda bir 50 puan var. Diyorum ki bir sonrakinde Çankaya seni geçmek için bütün eforu sarf edecek ve Türkiye'de gelişmişlik düzeyi en yüksek ilçe Çankaya olacak. O raporda bir belediye daha Çankaya gibi çok yüksek bir sıçrama gerçekleştirmiş durumda. O da Yenimahalle Belediyesi. Fethi Başkanımı da ve bütün çalışma arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum. Ne mutlu ki, ne mutlu ki bütün Türkiye'deki ilçeleri ölçen bu araştırmada en yüksek sıçramayı yapan iki belediye Ankara'da Sayın Genel Başkanım. Ve biz Ankara'ya hep beraber hizmet etmeye el birliğiyle de devam edeceğiz. Fethi Başkanımız tanıtımını 2 ay önce yapmıştı, hep birlikte katılmıştık. Bugün biz yapıyoruz. Haftaya da Mansur Başkanımızın tanıtımı olacak. Mansur Başkanımız da şu an o çalışma içerisinde olduğu için hepinize saygılarını, selamlarını iletti. Onu da iletmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, ben şimdi uzatmayacağım, çok uzatmayacağım çünkü benzer bir toplantıda 8 yılda yaptıklarımızı paylaştığımda çok, orada da çok uzatmamıştım ama 1 saat 40 dakika sürmüştü. Ben burada sadece rakamları okuyacağım Sayın Genel Başkanım. Rakam vereceğim sadece kısa olması açısından. Bu 8 yılda ilkleri gerçekleştirdik, rekorları kırdık, eserleri hayata geçirdik. Bu rakamlar ilklerin, rekorların ve eserlerin rakamlarıdır. 8 yılda 20 yeni Çankaya evi açtık. Toplam Çankaya evine 30'u ulaştırdık. 8 yılda Çankaya evlerimizden, ücretsiz kurslarımızdan 140 bin Çankaya'da yararlandı. 8 yılda 5 yeni kültür merkezi açtık. Kültür merkezi sayımız 7'ye ulaştı. Ve 8 yılda 1,5 milyon insan Çankaya Belediyesi'nin bu kültür merkezlerindeki aktivitelere katıldı. 8 yılda 7 yeni kreş açtık. Kreş sayımızı 12'ye ulaştırdık. 8.790 çocuğumuza eğitim verdik. 8 yılda 6 yeni bahar evi açtık. Emeklilerimiz, yaşlarımızın geldiği bahar evleri ve 178.803 yaş almış büyüğümüze buralarda hizmet ettik. 7 yeni kütüphane açtık. 2 kapalı yüzme havuzu, Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ve Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezimizi açtık. Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu'nu açtık. Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçemizi açtık. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Biraz önce filmde de gördüğümüz gibi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisimizi açtık. 420 kız öğrenci kapasiteli TED Üniversitesi ile beraber kız öğrenci yurdumuzu açtık. 8 yılda 91 yeni park yaptık. 720 bin metrekare yeni yeşil alanı Çankaya'ya kazandırdık. Şimdi Bademlidere Kent Ormanı ile beraber bu rakam 1 milyon 500 bin metrekareyi geçecek. 2 yeni kent tarım hobi evi açtık. 2 yeni bitki satış noktamızı açtık. 6 yeni biyolojik gölet yaptık. 8 yılda Çankaya'ya hiçbir şekilde dışarıdan ithal hiçbir çiçek fide almadan kendi seralarımızda 7 milyon 680 bin çiçek yetiştirdik ve Çankaya'nın bütün parklarına bunları diktik. 23 Nisan Çocuk Oyun Evimizi, Minik Adımlar Bebek Kütüphanemizi, Çocuk Teknoloji Evini açtık. Hoş Geldin masasını hizmete soktuk. Ortalama işlem süresi belediyenin içine girmeden, katlarda gezmeden Hoş Geldiniz masasında 789.778 vatandaşımıza hizmet götürdük. Karapınar Aile Sağlığı Merkezi, Muammer Sun Müzik Atölyesi, Hasan Ali Yücel Eğitim ve Etkinlik Salonu, Hoytur Halk Danslarına kendi çalışacağı özel çalışma merkezi,
Alaaca adlı üretim ve lojistik tesisimizi açtık. Yine bu 8 yılda Ankara Giyim ve Sanayiciler Derneği ile birlikte ve İşkur ile birlikte çalışarak 3912 yurttaşımıza iş imkanı sağladık, istihdam yarattık. Belediyemizde değil, özel sektörde. 3130 haneye 600 liralık halk kart dağıtımı gerçekleştirdik. 20 bin haneye 300 liralık gıda kart dağıtımı gerçekleştirdik. 85 bin kişiye sağlık kart dağıtımı gerçekleştirdik. 8 yılda iftar çadırlarımızı kurduk. 920 bin yurttaşımız Çankaya'da iftar çadırlarımızda orucunu açtı. 18.300 aileye meyve sebze desteği, 8.982 haneye süt desteği, 3.614 çocuğa kıyafet desteğinde bulunduk. Yeni doğan çocuklarımıza hoş geldin bebek seti ile 5.661 çocuğumuza hoş geldin dedik. Çankaya'nın filizleri projesi ile 1.174 öğrencimize üniversite bursu sağladık. Şu ana kadar üniversite öğrencilerimize akşam yemeği veriyoruz belediyemizde ve 100. yıl Çankaya evimizde. 255 bin kişilik yemek çıkardık. Yine Çankaya'da indirimli yabancı dil kurslarına 2000 çocuğumuzu eğitime gönderdik. Yurtta kalmayıp yurtta yer bulamayan 3-4 üniversite kardeşimiz kiralık ev bir araya gelip tutuyorlar. 4650 üniversite öğrencimizin ev mobilyasını, beyaz eşyasını biz teslim ettik. Yine 8 yılda toplamda 318.958 ilkokul öğrencimize eğitim destekleri sunduk. Bunlar şöyle: 140.000 kırtasiye seti dağıttık. 11.600 çocuğumuza yaz okulu doğa kampı etkinliği verdik. 3.250 öğrenciye Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında hediyelerimizi verdik. 150 bin çocuğa 600 bin adet Çankaya çocuk kitapları serisi hediye ettik. Pandemi döneminde Sayın Genel Başkanım 251 bin 550 kişiye hijyen seti ulaştırdık. Bunların içinde maskeleri de var. Yine 2700 dağıtım merkezine, camiler, karakollar, okullara çamaşır suyu ve sıvı sabun desteklerinde bulunduk. 2656 kadınımıza gelir desteğinde bulunduk. 8 yılda 63.250 yurttaşımıza ağız ve diş sağlığı hizmetinde bulunduk. 38.370 kişiye evde sağlık, evde bakım hizmetinde bulunduk. 6.122 aileye psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı hizmetinde bulunduk. Çankaya'mızın köylerine 441 adet küçükbaş hayvan, 1552 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Zafertepe, Boztepe ve Bademlidere'deki 40 yıllık imar sorunlarını çözdük ve tapuları dağıttık. 8 yılda kışın sabahları özellikle üniversite girişlerinde çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 1 milyon 855 bin adet çorba dağıtımı gerçekleştirdik. 8 yılda 42.056 cenaze ve taziye evine baklava, börek desteğinde bulunduk. 34 bin yurttaşımızı kültür gezilerine götürdük. 185 bin yurttaşımızı açık hava sinema etkinliklerinde bulunduk. Vedat Dalokan Nikah ve Kokteyl Salonu'nu, kadın sığınma evimizi, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi'ni baştan aşağı yeniledik. Yine 8 yılda Sayın Genel Başkanımızın, Genel Başkanım, bazı bakanlıklarımızın eksik gördüğü hizmetlerini biz tamamladık. Çankaya'daki 218 devlet okulunun, 218 devlet okulunun bütün tadilatını, tamiratını Çankaya Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik. 98 yeni taksi durağı yaptık. 101 camimizin tadilatını yaptık. 80 muhtarlık binamızı yeniledik. Ve şu anda Çankaya'da bütün camilerde periyodik temizliği de Çankaya Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Değerli Genel Başkanım, bunlar rakamlar. Rakamlar elbette yüksek rakamlar. 950 bin Çankayalı'nın yüksek rakamları. Bunları gerçekleştirirken şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Borç almadan gerçekleştirdik. Kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Bugünü kurtarmak için yarını ipotek altına almadan gerçekleştirdik. Belediye bütçemizi biz 554 milyon lirayla devralmıştık. Daha önce size de arz ettiğim gibi Sayın Genel Başkanım,
554 milyon lira olan belediye bütçemizi bu yıl itibariyle 2 milyar 170 milyon liraya çıkarmış bulunuyoruz. Yani belediye bu 7,5 yılda 4 kat büyüdü. 4 kat güçlendi. Belediyeyi 4 kat güçlü bir hale getirmiş bulunuyoruz. Yine önemli bir rakam vermek isterim. Belediye bütçemiz içinde, gelir bütçemiz içinde İller Bankası payını da %30'un altına indirmiş durumdayız. Bu şu demek, belediye kendi öz gelirleriyle bütçesinin %70'ini karşılıyor demek. İller Bankası payını da %30'a indirmiş durumdayız. Çok değerli Genel Başkanım, çok değerli misafirler. Mustafa Kemal Atatürk yerinde duran geriye gidiyor demektir diyor. İleri, daima ileri diyor. Biz de Çankaya Belediyesi olarak daima ileri yürüyecek projeleri de artık hayata geçiriyoruz. Bu hayata geçirdiğimiz projeler bir ilçe belediyesini de aslında ilçe belediyesinin üzerinde olan projelerdir. Ben Yılmaz Hocam da burada, onun da bilgisine sunmak istiyorum. Şu anda sizin ilk fidanını diktiğiniz Sayın Meral Akşener'le beraber, Sayın Genel Başkanım, Bademli Dere Kent Ormanı ve parkımızın inşaatı, yapımı şu an devam ediyor. 750 dönüm üzerine biliyorsunuz 500 dönümü orman, 250 dönümü park yapıyoruz. Ve Çankaya'mıza tapulu olan bu arsamızı ranta açmadan, betona açmadan tamamen halkın hizmetine sunuyoruz. Bademli Dere Kent Ormanı bittiğinde ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacak. Çok farklı fonksiyonları hayata geçirecek ve burası da bittiğinde biz Çankaya'mıza 8 yılda toplam 1 milyon 600 bin metrekare yeni yeşil alanı kazandırmış olacağız. Bademli Dere bütün Ankara'ya hizmet edecek. Diğer bir projemiz, şimdi inşaatına tekrar başlıyoruz. İnşaat maliyetleri çok arttığı için projesini tekrar bir revize ettik ama önümüzdeki ay itibariyle inşallah tekrar başlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara'mızın uluslararası standartlardaki kültür merkezi olacak. 1100 kişilik büyük salonuyla, 500 kişilik daha küçük bir salonla, atölyeleri, galerileriyle artık uluslararası bütün aktiviteler Ankara'ya gelebilecek. Çünkü orkestra çukuru, sahne yüksekliği, sahne derinliğiyle şu anda inşaatımızın bu seviyesi, önümüzdeki ay başlıyoruz. Ve Atatürk Kültür Merkezi'ni 29 Ekim 2023'e yetiştireceğiz inşallah Sayın Genel Başkanım. 15 ayda tamamlayacağız inşaatını. Yine Çay Yolu'na yeni bir hizmet binası yapıyoruz. Çay Yolu yeni bir belediye hizmet binasına kavuşacak. Projesiyle hem mimari projesi de çok güzel, hem de işlevselliğiyle çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İçinde Çankaya evi, belediye birimleri, iki katlı kütüphanesi, nikah ve konferans salonu, hoş geldiniz masasıyla Çay Yolu'na yeni bir binamızı kazandırıyoruz. Yine benzer şekilde Ümitköy'e, yine Çay Yolu bölgesinde Ümitköy'e de bir belediye hizmet binası kazandırıyoruz. İçinde nüfus müdürlüğü olacağı, STK koordinasyon merkezi olacağı bir Çankaya evi olacağı Ümitköy hizmet binamızı da kazandıracağız bu sene içerisinde. Bu sene Çankaya'mıza 13 yeni park kazandırıyoruz Sayın Genel Başkanım. Alacaatlı, Keklik Pınarı, Çay Yolu, Mustafa Kemal Mahallesi, Kızılırmak, Ahmet Taner Kışlalı, Beytepe, Ehlibeyt, İlkbahar ve Söğütözü mahallelerimize yeni parklarını kazandıracağız ve çok güzel parklar olacak. Yine bu sene iki kardeş belediyemize, Sayın Genel Başkanım, Amasra ve Safranbolu. Amasra'nın Büyük Liman ve Küçük Liman'daki kent meydanı ve parkını Çankaya Belediyesi olarak biz yapacağız. Safranbolu'na da çok güzel bir parkı kazandıracağız. Bu sene o iki parkımızı da bitireceğiz. 5 yeni pazar yerimizi hizmete açıyoruz. Mürsel Uluç Pazar Yeri, Keklik Pınarı, Aşıkbaşı, Yaşamkent. Bunlar devam ediyorlar. Kısa süre içinde bitecekler. Ve sonbaharda da Balgat Pazar Yeri'nin üstünü kapatacağız. Temelini atacağız. 4 yeni Çankaya Evi, Karapınar, Kırk Konaklar, Çay Yolu ve Ümitköy'ü açıyoruz. Kreş yapımında durmuyoruz Sayın Genel Başkanım. Metin Oktay Mahallemize, Mamak sınırımız ve Karapınar Mahallesi'ne Dikmen İlker'de ve Dikmen yine ilk adımda 3 yeni kreşi
hizmete açacağız. Ve yeni bir projeyi de Türkiye'de ilk olarak Çankaya Belediyesi hayata geçirecek. Üniversite öğrencilerime nasıl üniversite öğrencilerimize akşam yemeğimizi ücretsiz şekilde veriyorsak, Eylül itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim yılında Çankaya'mızda geliri en düşük olan 35 mahallemizdeki 3000 ilkokul öğrencimizin de öğlen yemeklerini Çankaya Belediyesi olarak biz vereceğiz. Sıcak yemeği öğrencimizin sırasına kadar götüreceğiz ve o 3000 ilkokul öğrencimiz bizim bu götürdüğümüz hizmetle öğlen yemeklerini yiyecekler. Aileleri, anneleri, babaları beslenme çantasına ne koyayım diye düşünmeyecek. Ev ekonomisine de çok büyük katkıda bulunacağız. Sayın Genel Başkanım, bütün bu hizmetlerle 10 yıl sonunda Çankaya Belediyesi 2 milyar 100 milyon lirayı aşan bir tutarı, 2 milyar 100 milyon lirayı aşan bir tutarı doğrudan Çankaya'ya yatırım yapmış olacak. Hiç borç almadan, hiç kredi kullanmadan, kendi bütçesini 4 kat büyüterek 2 milyar 100 milyon lirayı aşan bir yatırımı doğrudan Çankaya'ya kazandırmış olacağız. Bu şunun göstergesidir. Sizin de her zaman belirttiğiniz gibi milletin parasını, namusunu bilip harcayanlar, harama el uzatmayanlar, boğazından haram lokma geçmeyenler, dürüst ve liyakatle çalışıldığında bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin güzel günler görmesi için yeterlidir. Bunun en güzel örneklerinden biri Çankaya Belediyesi'dir. Yeter ki liyakatli kadrolar, yeter ki çalışkan kadrolar, inanmış kadrolar bu işlerin başında olsun. O nedenle biz Çankaya Belediyesi olarak 3 koyun güdemezler, 5 koyunu getiremezler denilen bir yerde bütün engellemelere rağmen halkın parasını halka döndürerek en güzel şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki sandık geldiğinde, önümüzdeki ilk seçimde bu kadrolar sizin önderliğinizde, Türkiye'yi yönettiğinde bu adil olmayan, haksız, adaletsiz düzen son bulacak, ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen kurulacak. Biz bütün bu çalışmalarımızı yaparken kimseyi ayırt etmeden çalışıyoruz. Kadını, yaşlısı, çocuğu, genci, engelsiz, hayat isteyeni, üretmek isteyeni, herkes için çalışıyoruz. Biz gücü yetmeyene el uzatıyoruz. Biz belediyemizin kapıları ardına kadar açıyoruz. Ve bu sürede ilkleri yaptık, rekorları kırdık ve bütün bunları yaparken de tek bir ilkemiz vardı. Doğru belediyecilik yapmak, dürüst belediyecilik yapmak. Hizmetin dürüst ve namuslu yapıldığını göstermek bizim boynumuzun borcuydu. Ben Sayın Genel Başkanım ve değerli konuklar sizlerin huzurunda bu hizmeti yaparken, Çankaya'da bu başarıyı gösterirken başkan yardımcılarımızdan müdürlerimize, bütün işçi kardeşlerime, işçi arkadaşlarıma kadar, bütün Çankaya Belediyesi'nin liyakatli çalışanlarına, bütün yol arkadaşlarıma huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Evet, biz sevgili Muammer Başkan'a takıldığım gibi Çankaya Türkiye'nin en müreffeh ilçesi yapacağız. Yakındır. Ve her zaman halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ileri daima ileri. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Bir gül açılmış efil efile sen gele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül evet, açılmış. Bugün burada sadece bir ilçeye değil, ülkemize, doğamıza, insanımıza ve geleceğimize yapılan bir yatırımı gördük. İleri daima ilerinin boş bir söz olmadığını gördük. Burada bunun bir parçası olduğum için onur duydum. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi de
Geçmişte öğrencisi olmaktan, şimdi de kendini buraya davet etmekten gurur duyduğum Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükelçen. Çok değerli Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım ve bütün protokoldeki çok değerli kişilere evvela saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii bugün ben burada bana bir konuşma düşeceğini hiç düşünmeden geldim. Çünkü Alper benim destek verdiğim faaliyetlerinden haberdar oldukça çok gurur duyduğum ve kendisini tebrik ettiğim bir kardeşim. Gerçekten Türkiye'nin, Türk siyasetinin çok ihtiyaç duyduğu genç kuşakların önde gelenlerinden. Rahmetli babası da tecrübeli bir belediyeci, tecrübeli bir siyasetçi olarak benim aday olduğum ilk dönemden, ondan sonraki bir iki dönemde dahil, buradan Eskişehir'e kadar gelerek benimle bütün ilçeleri ve mahalleleri gezer, benim neler yapmak istediğimi, bana güvenilmesi gerektiğini anlatırdı kendisini tanıyanlara. Belediyecilik aslında son derece kutsal desem acaba yanlış anlaşılır mı diyorum ama hayır değil. Bana göre kutsal bir uğraşı alanı. Bir ülkenin kalkınması yerelden, yani 10 hanelik bir köyden tutun, 10 bin haneli bir beldeye, milyonluk nüfusu olan şehirlere varıncaya kadar son derece önemli politika merkezleri. Politika derken, politikayı yalnız söyleyen, yalnız tarif eden, vaat eden, yalnız bağırıp çağırıp azarlayan kişilerin seçimde aldıkları oya karşılık vatandaşlara hizmet diye sundukları bir iş değil. Belediyeciliğin genç kuşaklara aktarılması konusunda da çok büyük hizmet düşüyor vatandaşlarımıza. Gerek Alper, gerekse onun gibi genç belediyecilerimizin başarıları zaten dalga dalga yayılıyor. Ve hedef olarak bakıyorum, ben kendim belediye başkanı olduğum zaman kendime hedef olarak şehirde yaşayan yetişkinlerin temel altyapı ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra karşıma bir hedef koymak istiyordum. O hedef ne olabilirdi? Öyle bir hedefi bir cümleyle tarif etmek gerekirse, orada yaşayan insanların yaşadıkları kentten, yaşadıkları yerleşkeden mutluluk duymaları gereken ne kadar hizmet varsa akla gelebilecek o hizmetleri yapmaktı. Çoğu hayali sayılsa da seçim öncesi yaptığınız planlarla halka yapacağınız hizmetleri açıklarken ama çok zengin envanter oluşturduğunu adaylar için burada ifade etmek isterim. Aslında gelecek kuşaklar konusunda hadi yetişkinlere altyapı hizmetlerini, onları rahatlatacak hizmetleri yapıyorsunuz. İki grubu kendime hedef seçtim. Birisi yetişmekte olan gençler, diğeri de küçük çocuklar. Eğer onlara yaşadıkları şehirde mutluluk duymaktan, o şehirde kalmak, o şehirde üretmek, bütün bilgilerini o şehire vermek, arzularını da işlerinde uyandırabilirseniz çok büyük hizmet yapacağınızı düşünüyordum. Onu yapmaya çalıştım. Ben tabii Alper hep kısa konuşuyor, kısa konuşmaya da dikkat etti. Ben ise hem hocalık varsa hem de siyasete girdik, mikrofonu bulunca bazen uzatıyoruz. Onun için ben daha fazla konuşmayacağım. Ancak Alper benim idealimdeki geleceğin büyük politikacılarından, siyasetçilerden, yerelin de çok usta yöneticilerinden biri olarak daha uzun yıllar memlekete hizmet edecektir. Kendisini kutluyorum. Kendisini yetiştiren rahmetli babasını da burada bir kere daha rahmetle tekrarlayarak anıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gençleri teşvik edin. Yerel yönetimlerde görev almaya gençleri teşvik edin. Sağ olun. Sözü uzatmanın alemi yok. Milletin umudu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim, merhabalar.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Güzel bir pazar günü, keyifli bir sunuş izledik. Çankaya'da oturmaktan hepimiz mutluyuz, memnunuz. Güzel bir belediye başkanımız var, çalışkan bir belediye başkanımız var. Yaptığı hizmetlerle övünüyor haklı olarak ve yaptığı her işin hesabını veriyor. E bundan daha güzel bir şey olamaz. Zaman zaman söylüyorum, eğer Türkiye'nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye'de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye'de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız bize katılın diyorum. Beraber götüreceğiz, beraber yapacağız ve Türkiye'ye huzuru, bereketi, saygıyı, sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz. Bundan herkes emin olsun. Bugün LGS sınavına giren evlatlarımız sınavları nasıl geçerse geçsin, sakın umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar bizim evlatlarımız. Onlara güzel bir gelecek vaat ediyoruz ve onlara hep şunu söyledim. Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimiz olacak. Dolayısıyla gençlerin hayallerini gerçekleştirmek de bizim hedefimiz. Bunu Çankaya'da görebilirsiniz, bunu Yeni Mahalle'de görebilirsiniz, bunu Elmadağ'da görebilirsiniz ve bunu Eskişehir'de görebilirsiniz. Ankara'nın tümünde görebilirsiniz. Dolayısıyla gençler umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar hem bugünün hem geleceğin güvencesi Türkiye açısından. Bugün çevre günü aynı zamanda. Kentlerde yaşayanlar yeşillik görmek isterler. Ağaç görmek isterler. Ağaçlarda kuşları görmek isterler. Parkları görmek isterler. Parklarda oynayan çocukları görmek isterler. Dolayısıyla beton ormanı değil, binalarımızın ormanlar içinde, ağaçlar içinde olmasını isterler. Dolayısıyla temiz bir hava, güzel bir hava isterler. Bu konuda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Nitekim az önce bunu izlediniz. Bu güzel kent, yeşil kent deyince hep bir vurgulama yaparım. Ankara ile İstanbul arasında bir vaha var. Biliyorsunuz çöllerde vaha çok önemlidir. Suyun ve yeşilliğin olduğu yerlerdir vahalar. Böyle bir vahayı Anadolu'da hayata geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bursa bir beton ormanına dönüşürken Bozkır'ın ortasında Eskişehir olağanüstü güzel bir kent olarak ortaya çıktı. Hepinizin huzurunda ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı hocama yürekten teşekkür ederim. Tabii sadece bugünü değil, sadece bizim için değil, gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir dünyayı bırakmak zorundayız. Onların da hakkı var ve onların hakkını da korumak zorundayız. Dolayısıyla çevre dolayısıyla hepimizin duyarlılığı var ve bu duyarlılığı da koruyacağız. Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da çiftçilere söz verdim. Dedim ki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Konya'ya gittiğimde Konya'daki çiftçiler şunu söylediler. Acaba Konya'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz? Konya'dakilere de. Konya'dakilere de. Efendim Şanlıurfa, Diyarbakır, Van neresi olursa belli bir zaman dilimi içinde zaten güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler. Enterkonekte sisteme artan elektriği vererek. Dolayısıyla biz doğanın bize sağladığı bütün olanaklardan yararlanıp o yararı halka, geniş kitlelere, üretenlere, alın teri dökenlere vermek istiyoruz. Böylesine güzel bir çabamız var. Efendim, kısaca şunu ifade edeyim. Sakın ola ki karamsarlığa kapılmayın. Sakın ola ki. Bizim karamsarlığa kapılma hakkımız yok. Biz güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. 6 lider bir araya geldik.
Bizim önceliğimiz Türkiye. Bizim önceliğimiz demokrasi. Bizim önceliğimiz kadın erkek eşitliği. Bizim önceliğimiz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye. Bizim önceliğimiz itibarlı, saygın bir Türkiye. Bizim önceliğimiz temiz bir siyaset. Güzel bir siyaset. Bizim önceliğimiz kucaklaşmak, beraber olmak, birlikte olmak. Bizim önceliğimiz hiç kimsenin inancı, yaşam tarzı ve kimliği dolayısıyla ötekileştirilmemesi. Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin Çankaya gibi olması. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın insanlarımızın mutlu olması. Bizim önceliğimiz siyaset kurumunun halkına hesap vermesi. Bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi. Bizim önceliğimiz parlamento üzerindeki vesayetin de kaldırılmış olması. Bizim önceliklerimiz önemli. Ve bizler Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman söyleyebilirler. Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye huzuru getirecek. Türkiye bereketi getirecek. Çalışan Türkiye, üreten Türkiye, alın teri döken Türkiye, gençlerine, kadınlara güvenen bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. O nedenle bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturmak, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok. Halkımıza güveniyoruz. İnsanımıza güveniyoruz. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ve biz bunu yapmaya kararlıyız. O nedenle hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Önümüzdeki seçimin kaderini kimler belirleyecek? Kadınlar ve gençler. Bir daha söylüyorum. Kadınlar ve gençler. Yedi buçuk milyon gencimiz, 7,5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Ve onlar Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Ve onlar demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya gösterecekler. Ve onlar sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandıklarında dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracağız. Buna karar verecek gençler ve bu kararlılıkla yollarına devam edecekler. O nedenle gençlere ve kadınlara olan güvencimiz, güvenimiz sonsuz. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizler Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bütün belediye başkanlarımız hepsi çalışıyor. Baskılara rağmen çalışıyorlar. Engellemelere rağmen çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Şimdi de eski bakanlarımızı, CHP ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarını, grup başkan vekillerini, milletvekillerimizi, il başkanlarımızı ve belediye başkanlarımızı hatıra fotoğrafı çektirmek üzere sahneye davet ediyoruz lütfen.